8'den mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 8 Mart 2017 Çarşamba, günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. İlk olarak gündemdeki başlıkları birlikte bir göz atalım, ardından tekrar sizlerle olacağız. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ama gelin görün ki Sivas'ta bugün bir kadın silahla başına ateş etti ve hayatını kaybetti. Kadınlar Günü dünyada ve ülkemizde olduğu gibi Sivas'ta da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sivas'ta 5 milyon AB destekli yatırım yapan vatandaş denizden geçtiği derede boğuldu. 30 bin TL kredi borcu yüzünden 5 milyonluk tesis çürüyor. Sivas'ta emniyetin takibi sonucu Afgan uyruklu şahıs uyuşturucuyla birlikte yakalandı. İl Genel Meclisi'nde bugün tansiyon yükseldi. Evetçiler ve hayırcılar kürsüyü boş bırakmazken daha önce partisinden istifa eden meclis üyesine meclisten de istifa et çağrısı geldi. Hepsi ve daha fazlası birazdan Kanal 58 ana haber bülteninde. Efendim, üzücü bir haberle gündemimize başlıyoruz. Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki çocuk annesi 36 yaşındaki Tülay Özdemir evinde yalnız olduğu bir sırada tabancayla başına ateş ederek Kadınlar Günü'nde canına kıydı. Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki çocuk annesi 36 yaşındaki Tülay Özdemir evinde yalnız olduğu bir sırada tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Olay saat 11 sıralarında Suşehri ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Şehit Polis Adem Başar Caddesi üzerindeki Özdemir Apartmanı'nın üst katında yaşandı. İlçede kafe işletmeciliği yapan eski Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı Hübiyar Özdemir ile evli olan 13 ve 10 yaşlarında bir kız ve bir erkek çocuk sahibi Tülay Özdemir, Cumhuriyet Mahallesi'nde oturduğu aile apartmanında evde yalnız kaldığı sırada eşine ait ruhsatlı tabancayı başına dayayarak ateşledi. Olayın duyurmasının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Tülay Özdemir'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Tülay Özdemir'in cesedi taputa konularak evden çıkarılıp Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı duyan eşi ve yakınları eve akın etti. Fenalık geçiren Hübiyar Özdemir hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında iki çocuğunun da okulda olduğu öğrenildi. Genç kadının psikolojik nedenlerle intihar etmiş olabileceği ileri sürülürken bir süredir depresyon ilaçları kullandığı belirlendi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Özdemir'in cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Evet, bugün Dünya Kadınlar Günü ve şehrimizde bugün kadınlarla ilk buluşan yönetici de Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın oldu. Sabahın erken saatinde belediyede çalışan bayan personellerle kahvaltıda buluşan Sami Aydın'ın yanında eşi Yurdagül Aydın da vardı. Sami Aydın, kadınlarımız yöneticilikte ve işletmecilikte daha ön plana çıkmalı, sonuna kadar desteğim sözü verdi. Ardından hediyeleri. Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bugün sabah saatlerinde Paşabahçe Kütükev'de belediye personeliyle bir araya gelen Başkan Sami Aydın ve eşi Yurdagül Aydın çalışma arkadaşlarıyla yakından ilgilenerek sohbet ettiler. Aynı masada kahvaltı yaptılar. Programa gazeteci yazar Sevda Türküsev katıldı ve mini bir konferans verdi. Hani bir söz var ya, her başarılı erkeğin arkasında bir güçlü kadın vardır. Kahvaltı programından sonra ilk söz alan Yurdagül Aydın, eşini ve gazeteci yazarı işaret ederek "Onlar buradayken fazla söz uzatmak istemem. Kadınlar gününüz kutlu olsun." diyerek sözlerini bitirdi. Hepiniz hoş geldiniz. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Daha sonra söz alan belediye çalışanı Zübeyde Demir de "Hepiniz hoş geldiniz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde güzel bir kahvaltıda bizleri bir araya getiren başkanımıza sizler ve şahsım adına teşekkür ediyorum.
özellikle bir kadın olarak başkanımızın ve eşlerinin şefkatli, anlayışlı ve güvenilirliklerini her zaman hissettiğimizi belirtmek istiyorum ifadelerini kullandı. Her platformda ve fırsatta kadınların sosyal ve çalışma hayatında aktif rol almalarının gerektiğini vurgulaması doğrusu bizi yüreklendiriyor. Belediye Başkanı Sami Aydın personellerine hitap ettiği konuşmasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Anneye anlatmak çok zor. Annenin fedakarlığını anlatmak daha da çok zor. Bir yerde kadın varsa orada belli bir ahenk vardır. Belli bir saygı ve sevgi vardır. Sivas'ta halk otobüsleri şoförü olarak özellikle kadınların çalışmasını arzu ediyorum ve ben inanıyorum ki bizim halk otobüsleri şoförleri bayan olsa standart çok değişir. Kadın eli neye değiyorsa orada fark ediliyor. Sizlerle çalışmak beni mutlu ediyor dedi. Ama inanıyorum ki bizim halk otobüs şoförlerimizin şöyle 1/3, 1/4 bayan olsa standart çok değişir. Kadın eli nereye değiyorsa orada fark ediliyor. 15 Temmuz'da ülke olarak muhteşem bir duruş sergiledik diyen Başkan Aydın, erkeklerden çok kadınlar o tankların önünde göğüslerini gerdiler. O silahlardan sanki üzerlerine gül atılıyor gibi hiç çekinmediler dedi. Bir yerde kadın varsa orada o ister kamu kuruluşu olsun, ister özel sektör olsun, orada belli bir ahenk vardır, belli bir saygı ve sevgi vardır. Gazeteci yazar Sevda Türkü Sevin'de konuşmacı olarak katıldığı programda her başarılı erkeğin arkasında güçlü bir kadın vardır dedi. Günün özeti bence Yurda Gül Hanım'ın konuşmasıydı diyorum. Çok çok teşekkür ediyorum kendisine. Belediye Başkanı Sami Aydın ve eşi Yurda Gül Aydın personellerine günün hediyelerini takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Evet sevgili seyirciler, 1857'de Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın sonucu çoğu kadın 129 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle o gün Kadınlar Günü ilan edildi ve o günden bugüne kadar dünyada ve ülkemizde 8 Mart çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bugün de Dünya Kadınlar Günü Sivas'ta da etkinliklerle kutlandı. Tüm dünyada olduğu gibi Sivas'ta da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Atatürk, silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz. Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şubesi üyeleri Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Dernek üyeleri burada saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra basın açıklaması yaptı. 8 Mart Amerikalı tekstil işçisiz kadınların eşit işe eşit ücret, günde 8 saat çalışma ve doğum izni talepleriyle 1857 yılında başlattıkları eşitlik mücadelesinde haklar uğruna can verdiği gündür. 30 kişilik grup adına basın bildirisini okuyan Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şube Başkanı Nurten Yanalak, Türk kadını dünyanın gelişmiş ülkelerinden çok daha önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk sayesinde insan haklarına kavuşmuştur dedi. Kadın sorunlarına çözüm önerilerinin, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın kaldırılması ve kadına yönelik şiddetin son verilmesi taleplerini bir kez daha dile getirildiği gündür. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Sivas Şube Başkan Yardımcısı Makbule Taşan da düzenledikleri basın toplantısında kadına yönelik şiddete tepki göstererek kadınlar için eşitlik istedi. Aklımızı, emeğimizi ve bedenimizin üzerinde her türlü baskıya, sömürüye ve şiddete son vermek için sürdürdüğümüz eşitlik ve özgürlük mücadelesini kadın dayanışması ile büyütüyoruz. Sivas Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyon Başkanı Avukat Azize Özdemir Zorsa Kadınlar Günü ile ilgili açıklama yapmak üzere adliyede basın toplantısı düzenledi. Yoksulluk, eşitsizlik ve sosyal adaletsizlik dünyada kadınları erkeklerden daha çok etkilemektedir. Halen tüm toplumlarda kadınlar daha az eğitim almakta, okuma yazma öğrenmeleri engellenmektedir. Efendim son zamanlarda ticaret ve iş adamlarının bankalarla olan sorunları zaman zaman dindirilmeye çalışılsa da sıkıntıların devam ettiği iddiaları da devam ediyorken Sivas Valisi Davut Gül bugün Sivas'taki bankaların yöneticileriyle bir araya geldi. Bugün hem KOSGEB Müdürümüz, İŞKO Müdürümüz, SGK İl Müdürümüz ve Vali Yardımcımız, ilgili Vali Yardımcımız ve bu ekonomik aktörün en önemli
aktörlerinden olan bankacılarımızla, sizlerle bir araya gelelim. Sivas Valisi Davut Gül, Sivas'ta bulunan bankaların müdürleriyle bir araya gelerek küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme kredileri hakkında görüştü. Evet, tekrardan hoş geldiniz. Vali Ahmet Muammer Bey salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Gül, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği ile ilgili başlatmış olduğu kampanyayı hatırlatarak, İçişleri Bakanlığımızın da zaman zaman il valilerinin ekonomik aktörlerle toplanması talimatı var dedi. Zaman zaman il valilerinin ekonomik aktörlerle toplanması konusunda talimatı var. Gül toplantının asıl amacının Sosyal Güvenlik Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Kurumu, İş Kurumu İl Müdürlerimizle, ilgili vali yardımcılarımızla birlikte bankacılarımızla bir araya gelerek önerilerinizi, sıkıntılarınızı dinleyip kurum amirlerimizin kendilerine ulaşan sorunları varsa sizlere iletelim istedik dedi. Bizlere herhangi bir öneriniz, sıkıntınız, onları dinleyelim. Hem de kurum amirlerimizin kendilerine ulaşan sıkıntılar varsa size iletelim istedik. Konuşmaların ardından Vali Davut Gül, toplantıya iştirak eden katılımcıları dinleyerek fikir alışverişinde bulundu. Öncelikle ben katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bir değerlendirme yapıp ayrılacağız. Benim mesela banka girişim olmuştu mesela, örnek veriyorum, ama hangi bankadan giriş olduğunda bilgisi yok. Sivas'ta polis ekipleri tarafından yakalanan Afganistan uyruklu şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sivas'ta üzerinde ve evinde yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirilen Afgan uyruklu kişi tutuklandı. Sivas Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü narkotik ekipleri yeni mahallede durumundan şüphelendikleri Afgan uyruklu bir kişiyi durdurdu. Şüphelinin üzerinde arama yapan polis ekipleri iki parça halinde 4.88 gram afyon sakızı ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Bu kişinin evinde yapılan aramada da çok miktarda uyuşturucu hap bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. Evet, Sivas Belediyesi'nin organizesiyle Sivaslılarla buluşan tarih sanatçısı Talha Uğurlel, dün akşam Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Çanakkale Zaferi'nin bilinmeyen yönlerini anlattı. Salona sığmayan halk sahneye oturup izlemek zorunda kaldı. İşte dün akşam. Düşün, bir Alman general şahsi hatıralarına baktığınız zaman savaşın uzamasını istiyorlardı. Savaş ne kadar uzarsa itilaf güçleri daha çok askerine bizim cephelere sürecek. Tarih sanatçısı Talha Uğurlel dün akşam belediye organizasyonuyla Sivaslı hayranlarıyla buluştu. Buluşmada çok sayıda izleyici ayakta izlerken bazıları da sahneden takip etmek zorunda kaldı. Geçerken Viyana göbeğinde birinci yanda St. Stefan Katedrali vardır. Devasa bir ortaçağ kilisesi. Oradan geçiyor, çanlar çalıyor. Dikkatini çekiyor. Çanlar ibadet çanı değil, sıra dışı. Merak ediyor, bir şey kutluyor bu adamlar. Program Sivas'taki 15 Temmuz görüntüleriyle birlikte Ender Acar Hoca'nın okuduğu Sela ile başladı. Tarih sanatçısı Talha Uğurluel, bir saati aşkın programda Sivaslılara İstiklal Marşı'nın kabulünü ve Çanakkale Zaferi'nin bilinmeyen yönlerini anlattı. Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, eşleri ve çok sayıda protokolün katıldığı organizasyonda katılımcılar pür dikkat Uğurluel'i dinlediler. Diyor ki, dün İngiliz generali Alan Bey Kudüs'e girdi, Kudüs'ün kurtarılışını kutluyoruz diyor. Mehmet Akif'in ruh haletini düşünebiliyor musunuz? Bugün şu an yıl 2017. Tam 100 sene önce 1917'de biz Kudüs'ü kaybettik. Ünlü tarihçi Talha Uğurluel konferansında sık sık Sivas'ın güzelliklerini ve izleyicinin yoğun ilgisinden bahsetti. Ne yazık ki ibretle takip ediyoruz. Aynı manzarayı hala görmekteyiz. Savaşın zaman başlamış hangi ayda? Ocak'ta. 1915'in ocağı, adamların derdi
kalbimize bir hançer saplayıp bizi ortadan kaldırmak. Talha Uğurluel'in konferansının bitiminde Belediye Başkanı Sami Aydın ve Vali Davut Gül çiçek ve birer plaket takdim ettiler. Şimdi tuhaf bir haber getireceğiz ekranlarınıza sevgili seyirciler. Vatandaş Sivas'ın Suşehri ilçesinde Avrupa Birliği destekli projeyle yaklaşık 5 milyon lira maliyetinde 350 hayvan kapasiteli süt sığırcılığı işletmesi kurdu. Yapımı tamamlanan işletme hayvan alımı konusunda bankadan kredi alamayınca atıl vaziyette kaldı. İşletmeci Ali Uçar, gelinimin üstüne yaptığımız tesise benim 30 bin liralık borcumun nedeniyle kredi alamıyoruz dedi. Resmen denizi geçen vatandaş derede boğulmak üzere. Burası ne bir doğumhanesi. Şimdi girip gezelim efendim burayı. Suşehir ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki Kayadelen köyü nüfusuna kayıtlı 52 yaşındaki Ali Uçar uzun yıllar İstanbul'da dolmuş işletmeciliği yaptıktan sonra köyüne dönmeye ve yatırım yapmaya, işletme kurmaya karar verdi. Yeni bir taraftan yeni bir tarafta toplam 14 tane hayvanımız bir anda doğum yapabilecek kapasiteye sahip burası. Süt sığırcılığı işine girmek isteyen Uçar köyde kendisine ait 27.800 metrekarelik alana gelini 21 yaşındaki Elif Uçar'ın adına 6.000 metrekare alanda 350 baş Avrupa Birliği destekli süt sığırcılığı işletmesi kurdu. Her hayvanımızın olduğu yerde özel su içme bölümleri, artı buradan işte anasının yanında kalan buzağları belli bir müddet tuttuktan sonra yan tarafta ayrıyeten kendi buzağlık yerimiz de var. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na sunulan projeye 2 milyon liralık AB hibe desteği sağlandı. 2016 yılı Nisan ayında başlayan çalışmalar aynı yılın Aralık ayında tamamlandı. Burası çiftliğimizin 120 baş kapasiteli sahmal ahırımız. Ali Uçar kendi birikimini de ortaya koyarak toplamda yaklaşık 5 milyon liraya mal olan tesisin inşaatını bitirip makine alımlarını yaptı. Revir doğumhanesinden Sağman hayvan ahırına, yem karma makinesinden süt depolama alanına kadar AB standartlarına uygun şartlar oluşturuldu. Üretime hazır hale gelen tesis için hayvan alımı aşamasına geçildi. İşletmemizi kurduk. Takriben bize 5 milyon TL'ye mal oldu. Bunun akıbetinde devletimizin kırsal kalkınma desteğini içerisinde 2 milyon TL biz destek aldık. Ancak işletmenin tamamlanmasının ardından bankaya yapılan 3 milyon liralık kredi başvurusuna onay çıkmadı. Gelini Elif Uçar adına kredi başvurusu yapan Ali Uçar, kendisinin kredi kartları ve tesisin yapım için kullandığı toplam 30 bin lirayı bulan kredi borçları nedeniyle kredi alamadı. Banka, kredi uygulamasında kişinin kendisi ve yakınlarını da içeren grup uygulaması nedeniyle kredi talebini geri çevirdi. Biz memleketimize yatırım yaptık, biz memleketimizi seviyoruz. Bizim Türkiye'den başa gideceğimiz hiçbir ülke yoktur. Bu memleket bizim memleketimiz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanım sizden istirham ediyorum. Bize ne olursunuz el atın. Burası 5 milyon TL'ye mal olan bir işletme. Yazık, günah. Bu memleket bizim memleketimiz. Burası böyle atıl mı kalsın Sayın Cumhurbaşkanım? İl Genel Meclisi Mart ayının 3. birleşimini gerçekleştirdi. Meclis gündeminde iki konu vardı sevgili seyirciler. Toplantıda gündem dışı söz alan meclis üyeleri önce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Ardından 16 Nisan'da referanduma girecek olan Türkiye için anayasa değişikliği konusunu gündeme taşıdı. Mecliste ayrıca daha önce AK Parti'den istifa eden Nazif Arar'ın meclis üyeliğinden de istifa etmesi istendi. Cemaat liderlerinden bir tanesi yargılandılar. Şimdiki yasada bunlar yargılanacak mı? Yok. İş cemiyeye getiremekleri yok kardeşim. Ceza yasasını ne getiriyor bu anayasa değişikliği? Şu ceza yasasında değişiklik deyince. İl Genel Meclisi Mart ayının 3. birleşimi bugün Meclis Başkan Yardımcısı Ferhat Ünsal başkanlığında gerçekleştirildi. Cuma günü de konuşsanız, çarşamba da konuşsanız 5 dakikada konuşuyorsunuz, 6 dakikada konuşuyorsunuz. Sıklama yok. Bugün meclis gündeminde iki konu vardı. Toplantıda gündem dışı söz alan meclis üyeleri önce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Ardından 16 Nisan'da referanduma gidecek olan Türkiye için anayasa değişikliği konusunu gündeme taşıdı. Öğrencilerin yanarak veya tecavüz uğrayarak da geçirdikleri o elin içerisinde yargılanan bir tane ne vakıflardan ne de o cemaat liderlerinden bir tanesi yargılandı mı? Şimdiki yasada bunlar yargılanacak mı?
Yok. Mecliste söz alan Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclis üyeleri Mehmet Aydın, Sadık Güller referandumda hayır diyeceklerini belirterek hayır diyenlerin bir takım kişiler tarafından PKK ve FETÖ taraftarı gibi gösterildiğini söyleyerek tepki gösterdiler. Ya işte hayır verenler bilmem FETÖ'cüler, yok PKK'lar. Bu ülkede şunu söylüyorum. Evet diyende bu ülkenin evlatları başımızın üstünde yeri var. Hayır diyende bu ülkenin evlatları başımızın üstünde yeri var. Kimseyi diğerlere ona buna yamamaya gerek yok arkadaşlar. AK Parti meclis üyeleri Fikret Yıldırım, Murat Toraman ise Türkiye'nin daha güçlü bir ülke olması için evet denmesinin gerektiğini vurguladılar ve değişen anayasa maddelerini okudular. Cumhurbaşkanlığı sistemine ağırlıkla veren anayasa değişikliği. Şimdi biz zaten işçi emekliye memura ne getirmişiz bunu hepiniz biliyorsunuz. Hatırlayın işçinin 1 Mayıs'ta bir bayramı var mıydı? Mecliste ayrıca gündem dışı söz alan AK Parti meclis üyesi Murat Toraman, partiden istifa eden Nazif Arar'ın meclis üyeliğinden de istifa etmesini istedi. Açıkçası partimizden istifa eden Sayın Büyüğümüz Nazif abimizin gerekçesini merak ediyoruz. Ben açıkçası parti sayesinde seçildiğini düşünüyorum ve meclis üyeliğinden de kendisini bu anlamda istifaya davet ediyorum. Eğer AK Parti'ye dönüşü gerçekleşmeyecekse lütfen kendisi meclis üyeliğinden de istifa etsin. Bunun üzerine söz alan Nazif Arar da Toraman'ın kendisinin muhatabı olmadığını belirterek meclise birinci sıradan seçilen Toraman'a AK Parti'de bir vasfa sahip olmadığını söyledi. Bir şekilde Murat Toraman'ı muhatap olarak kabul etmiyorum. Çünkü Murat Toraman şu anki parti yetkililiği diye bir vasfı yok, statü yok. Bu nedenle fazla bir konuşmama da gerek yok. Evet, şimdi elektrik faturaları yüksek gelen ailelere bir haberimiz var sırada sevgili seyirciler. Enerjinin verimli kullanılması konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen ÇEDAŞ, Tasarruf Ediyorum projesini başlattı. Sivas, Tokat ve Yozgat'taki öğrenci ailelerinin katılacağı projede 2017'de elektrik tüketimini 2016'ya göre en fazla aza düşüren ilk 10 aileye ücretsiz elektrik verilecek. Projeye başvurular 1-20 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılabilecek. Lider bir şirket olarak çalışmalarımız devam etmektedir. ÇEDAŞ, enerji tasarrufu hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı projelere bir yenisini daha ekledi. Bununla ilgili de kaynakları bizim Tasarruf Ediyorum projesi altında yapıyoruz bunları. Sivas, Tokat ve Yozgat'ta daha önce ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik enerjide tasarruf ve yöntemleri konuda eğitim seminerleri vererek enerji tasarrufu konulu resim yarışması düzenleyen ÇEDAŞ, şimdi de enerjinin gereksiz yere kullanımının engellenmesi ve israfın önlenmesi amacıyla Tasarruf Ediyorum adlı projeyi hayata geçirdi. Beraberinde çalışan CBS entegrasyonuyla birlikte DMS sistemimiz var ve proje kapsamında 2016 yılına oranla 2017 içerisinde konutlarında en fazla elektrik tasarruf yapan 10 ailenin belirli miktardaki elektrik tüketimi ÇEDAŞ tarafından ücretsiz karşılanacak. 2017'de en fazla tasarruf eden 10 aileye ÇEDAŞ'tan elektriği bedava vereceğiz. Proje hakkında açıklamalarda bulunan ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, Türkiye'nin enerjide dışa bağlı bir ülke olduğunu hatırlatarak ve bu bağımlılığın ekonomiye büyük bir yük oluşturduğunu vurgu yaptı. Ayrıca bu şeye tasarrufa çok önem veriyoruz. Ya bu konuda önemli desteğinizi, kamuoyu oluşturmanızı sizden rica ediyoruz. Önemli bir proje olarak görüyoruz. Bu ülkemiz için önemli. Türkiye'de bu proje ilk olduğunu düşünüyorum. Olmadı daha önce. Enerji tasarrufunun enerjiyi etkin ve verimli kullanmak anlamına geldiğini hatırlatan Akboğa, gelişmiş ülkelerde enerjiyi verimli ve tasarruflu kullanmanın sosyal bir sorumluluk olarak hayata geçirildiğini aktardı. Bu projede bir ilk Türkiye'de. Bunun yaygın bir hale getirerek bütün dağıtım şirketlerinin buna yönelik çalışmalar yapmalarını istiyoruz aslında. Bununla lansmanın sizin uygun bir şekilde yapacağınızdan da şüphem yok. Yani şunu söyleyeyim, yani bizim buradaki dağıtım şirketi dışında bir şirket yok. Biz tekeriz burada. Akboğa, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 2017 yılında 2016'ya göre en fazla enerji tasarrufu yapan abonelere 2018 yılındaki elektrik tüketiminin 3000 kilovat saate kadar olan bölümü şirketimiz tarafından karşılanacağının müjdesini verdi.
Efendim daha önce hiç alışık olmadığımız bir haberi ekranlarınıza getireceğiz. Sivas Belediyesi engelli dostu olmaya ve onların hayatlarını kolaylaştırıcı projeler geliştirmeye devam ediyor. Engelsiz vatandaşlar için görme engellilerin kullandığı kabartma yazı kursu açıldı. Olayı ilginç kılan bu defa kursu veren hocanın da gözlerinin görmüyor olması. Sivas Belediyesi engelliler için hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor. Bu bağlamda Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Engelliler Kültür Merkezi'nde engelli olmayan vatandaşların katılabildiği kabartma yazılı kursu başlatıldı. Kabartma yazının Avrupa ismi Braille yazıdır. Çünkü bu kabartma yazıyı bulan kişi Louis Braille. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ın katılımıyla başlayan kursun ilk gününde Başkan Danışmanı Profesör Doktor Recep Toparlı eğitim ve kurs hakkında katılımcılara ön bilgi verdi ve bu kursa neden ihtiyaç duyduklarını anlattı. Engelli ama küsmemiş, tarih bölümünü bitirmiş, yüksek lisans yapmış. Tek amacı şimdi sizlere ve bizlere yardımcı olmak. Engelli ve gözleri görmeyen bir hocanın engelli olmayan gençlere yönelik kursu başlatan Başkan Sami Aydın, bu kursun Türkiye'de örneği olmadığını sandığını dile getirirken hem projeyi uygulayan arkadaşlarına, kursu veren hocaya ve kursiyer gençlere teşekkür etti ve eğitmen Salman Hoca sadece bizlere değil insanlığa ders verecektir dedi. Engelli olmayanlara ders verdiği böyle bir program, böyle bir proje önceden yapıldı mı bilmiyorum. İnanıyorum ki çok güzel şeyler öğreneceksiniz. Konuşmaların ardından eğitmen Salman Devecioğlu ilk dersine başlayarak birkaç deneme yazı yazdı. Buraya Sayın hocamızın ismini yazdık. Recep Toparlı yazdık. R E C E P T O P A R L I. Kursa katılan gençlerse bu kursun kendilerine çok şeyler katacağını belirterek belediyeye teşekkür ettiler. Yani biz eğer topluma faydalı olmak istiyorsak toplumda bir tek sağlıklı bireylerin olmadığını bilmemiz gerekiyor. Bu yüzden işaret dili kursu da aldık. Görme engelliler kursunu da öğrenmek istiyoruz. Yazılarını öğrenip onlara yardımcı olmak istiyoruz. Engelliye de yardımcı olmamız için işaret dili ve Braille alfabesini öğrenmemiz gerekiyor. Bizim beslenmemiz için gerekli bir şey. Çok mutluyuz. Sayın hocamıza teşekkür ediyoruz. Evet, Sivas'ta FETÖ gözaltıları ve tutuklamalar devam ediyor. Sivas merkezde 6 ilde Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı Baylok'u kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheli daha bugün tutuklandı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan şüphelilerden BCD, SN ve ÖÇ emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı Baylok'u kullandıkları öne sürülen kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlara yönelik Sivas merkezli İstanbul, Kayseri, Samsun, Nevşehir ve Mersin'de Sivas'ın 6 ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalanmıştı. Şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından salıverilirken daha önce adliyeye sevk edilen 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 2 şüpheli tutuklanmıştı. Gözaltındaki 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Firari 2 şüphelinin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor. İstanbul'dan bir haber getireceğiz ekranlarınıza sevgili seyirciler. Sivaslıların yoğun yaşadığı Bahçeli Evler'de Sivaslılar Derneği, Bahsider tarafından siyaset, spor ve sivil toplum örgütü mensuplarıyla birlikte kahvaltılı bir programda bir araya geldiler. Sivaslı dostlarımıza hem de ilçemize elden gelen kalıcı hizmetleri yapmak üzere bu yola çıktık. İstanbul'da Bahçeli Evler Sivaslılar Derneği Bahsider düzenlediği kahvaltı programında siyaset, spor ve sivil toplum örgüt mensuplarını ağırladı. Sunumunu Bahçeli Evler Belediyesi Spor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda Bahsider Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Yıldırım'ın yaptığı program Bahçeli Evler Abidin Park Öğretmen Evi'nde düzenlendi.
kahvaltı programına katılımın oldukça yoğun olduğu gözlenirken Bahçeli Evler Sivaslar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri konuklarını kapıda karşılayarak güzel bir misafirperverlik örneği gösterdiler. Programda AK Parti milletvekilleri Ekrem Erdem, Nurettin Nebati, Osman Boyraz, Bahçeli Evler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, AK Parti Bahçeli Evler İlçe Başkanı Zülküf Türkoğlu ve milli güreşçimiz Taha Akgül yapılan yemek duasının ardından birer konuşma yaptılar. Yüce Mevlamız, yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz buyuruyor. Konuşmalardan sonra kürsüye gelen Bahçeli Evler Sivaslar Derneği Başkanı Emin Çıkrıkçı, amaçlarının gurbetle sılar arasında bir köprü vazifesi görmek olduğunu belirtti. Sivas'ımızın güzide insanları, kıymetli hemşehrilerim, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programda konuşmaların ardından plaket takdimi yapıldı. Kahvaltı programı hatıra fotoğrafı çekimi iyi dilek ve temennilerle sona erdi. Evet, bu haberle birlikte bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle diyelim. Şimdilik hoşçakalın efendim. Metropol Spor Kompleksi spor haberlerini sunar. Tıker Konyaspor'la Sivas Spor çeyrek finalin ikinci maçında 6 Nisan 2017 Perşembe günü saat 20'de Konya Büyükşehir Belediyesi stadında oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre kupada 4, 5 ve 6 Nisan tarihlerinde oynanacak maçların programı ise şöyle. 4 Nisan Salı saat 20, Akhisar Belediyespor, Medipol Başakşehir. 5 Nisan Çarşamba saat 18, Çaykur Rizespor Kasımpaşa. Saat 20.30, Fenerbahçe Kayserispor. 6 Nisan Perşembe, Atiker Konyaspor, Sivasspor. Denizli Spor'daki görevine devam kararı verilen Ali Tandoğan, antrenmanda takımının başında yer aldı. Yeniden anlaşma sağlanması sebebiyle Denizli Spor yönetimi Haluk Ulusoy tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Yöneticiler ve teknik direktör Ali Tandoğan'ın katıldığı toplantıda konuşan Denizli Spor Başkanı Süleyman Urkay, "Son günlerde sportif anlamda başarısız sonuçlar alıyoruz. Yönetim olarak, camia olarak iyiyiz. Ancak böyle sonuçları kabul edemeyiz. Nedenleri arasında aramızda görüşmeler yapıyoruz. Başarısızlık yaşadığımızı kabul ediyoruz. Kendimizce teşhis koyduğumuz şeyler var. Bu sıkıntıların giderilmesi için çalışacağız. Hocamız Samsun mağlubiyetinden sonra yönetimin önünü aşmak adına istifa etme kararı aldı. Yönetim olarak ve hocayla toplantı yaptık. Hocamızın istifası kabul edilmedi. Yola birlikte devam edeceğiz. Hocamızla gelecek yılda birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi. Bunun yanında hocayı bir yıl fazla sözleşme uzatılaraktan da önümüzdeki yılda da hocayla çalışma kararı alınmıştır. Bu konuda genel koşullar anlaşılmış, sorun bir tip imza aşamasına getirilmiştir. O da artık kefaret haline dönüşmüştür. Hocam bu yıl ve gelecek yıl bu takım başında teknik direktör devam edecektir. Umarım takımın üzerindeki bu kötü hava bir önce dağılır. Tekrar bu takım başarılarıyla, ileri doğru attığı adımlarla anılmaya başlar. Biz onu umut ediyoruz. Bu günlerin geçici olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha güzel günler olacağını inanıyoruz. Denizli Spor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, yönetim kurulumuzla bir değerlendirme toplantısı yaparak yeniden şartları konuştuklarını belirterek, "Mutsuz ve üzgün olduğumuz şeyler var. Bunları düzeltmek için gerekli görüşmeleri yaptık. Denizli halkı bana büyük destek oldular. Herkese teşekkür ederim. Biz Denizli'nin çocuğuyuz ve takımı yalnız bırakamadık. Sadece yönetimin önünü aşmak için böyle bir karar vermiştim.
Bundan sonra görev bizim. Denizli Spor'u daha iyi yerlere getirmek için hep birlikte çalışacağız dedi. Aşağı yukarı her şeye değindi. Oturduk, bir değerlendirme yaptık. Şartlarımızı oturduk, konuştuk. Denizli Spor'u daha yukarıya nasıl taşıyabiliriz? Tabii ki bizim de mutsuz olduğumuz, üzgün olduğumuz şeyler var. Bunlardan tabii ki belki doğru, belki hatalı olduğumuz şeyler var ama bunları düzeltme açısından hem oyuncularımızı tekrardan motivasyonumuzu yükseltmemiz açısından gerekli görüşmeleri yaptık. Bunun yanında ben Deniz şehrine, Deniz halkına teşekkür etmek istiyorum bir kez daha. Bu süreç içerisinde çok destek oldular bana. Biz de zaten her zaman Deniz Spor'un çocuğu olduğumuzu ve takımımızı yarı yolda bırakmamamız gerektiğini biliyorduk. Sadece başkanımız dediği gibi belki daha iyi onların önünü görebilmesi açısından bir konuşmamız oldu. Ve süreç tekrarında sağ olsunlar önümüzdeki yıla ilgili de bir anlaşma noktasına gelindi. Deniz Spor camiası büyük bir camiadır her zaman. Hiçbirimiz Deniz Spor'un camiasının üstünde değiliz. Onlardan oynayacağımız Bolu maçında bizi 90 dakika desteklemelerini bekliyorum. Çünkü bu bizim için çok ciddi bir maç. Çok önemli bir maç. Aldığımız takdirde üst taraflara tekrardan çıkabilme şansımız var. O yüzden onların hem kardeşi ve küçüklerimizin de abisi olarak tek dileğim bu. Ama Deniz Spor camiasında bulunmak her zaman benim için mutluluk verici olmuştur. İnşallah bu süreçten sonra başarılarımıza devam ederiz diye düşünüyorum. Başkan Mecnun Ot Yakmaz mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kadının yoksulu olamaz, kadın bizatihi varlıktır" sözünden hareketle geri bırakılmış, sömürülmüş, şiddete uğramış kadınların değil, eğitilmiş, fırsat verilip söz hakkı tanınmış kadınların yetiştirdiği nesiller dünyanın güzelleşmesine öncülük edecektir. Bu duygu ve düşünceyle başta Sivaslı kadınlar olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum dedi. Metropol Spor Kompleksi spor haberlerini sundu.